Reymen'inden Berkcan'ına, Enes'inden Orkun'una, aklına hangi YouTuber geliyorsa hep kazanmak şok için şok yapıyor. Şok. Bütün fenomenlere saydır. Bak ben Enes'e de sallarım, Reymen'e de sallarım. Merhaba YouTube izleyicileri. Bana Yalan Söyle programının bugünkü konuğu Uğur Kardeş. Bana yalan söyleme. Tamam, söylüyorum. Benim adım Ahmet. Hemen ilk saniye bir gol bir. İlk defa böyle hızlı yalan söyleyen bir konuğumuz oluyor. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Stresli mi öyle? Üstüme bir sürü şey bağladın. Acayip stresliyim. Herkes acayip stresliyim. Stres oluyor, gerginlik oluyor biraz. Ama sıkıntı yok. Programın adı çok güzel, bana yalan söyle. Evet. Saklayacak bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Tabii. Yalan söylüyorum tabii. Herkesin saklayacak bir şeyleri vardır. Benim çok... yok. Senin yok. Yok. Göreceksin. Çok zor sorular geldi ve evet, bunları kaldırmadın. Bu arada Uğur soru sildirtmedi. Helal olsun. Gelen sorularda istediğimi yazdım. Ağzıma şey yapmışlar birazcık yani böyle bayram şekeri vermişler. Hiç şunu sil, bunu sil falan demedi. Helal olsun. Helal olsun bana. Bana helal. En zor sorudan başlayayım hemen. Benim için yani zor sorulardan tamam, bir tanesi. Tamam. Dikkatini bana vermeni istiyorum. MasterChef'teki jürilerden daha iyi olduğunu düşündüğün biri var mı? Yok abi. Aa doğru çıktı. Vallahi ben hani... İyi yalancıyımdır. Hangisine iyi olduğunu düşünüyorsun? Çok iyi yalancıyımdır. Ben bunu şey çıkacağını hani öyle biri... Yok egoist değilimdir ya. Gerçekten yani... adamlar kaç senesini vermiş abi o işe yani. Ben yani çıktım bir televizyonda bir popülerlik yakaladım vesaire. Yani Uğur kardeşinin YouTube kanalında var bundan saygılar. Yani Uğur'un da öyle bir egoist bir adam değilim ya. Adamlar kaç senedir yapıyor. Sonuçta benim ustamdır yani. Sıkıntı yok bende. Helal olsun. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. En çok merak et aslında benim de merak ettiğim ve en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Şimdi... Birçok programda, birçok yapımda kurgular var. YouTube'da da çok sık karşılaşıyoruz falan. Murat'ın atılması ile ilgili bir soru gelmiş. Murat'ın evet, atılması kurgu muydu? Yok abi. Hayır. Aa, vallahi bu da doğru çıktı. Çünkü böyle şeyler var abi televizyon camiasında. Yani bir şeyleri yapıyorlar, bir şeyler yapılıyor ama hani ben yarışmacıyım sonuçta orada. Kurguysa benim haberim yok ya da kurgu değilse de benim haberim yok. Benim haberimin olduğu şey kurgu değildi. Sonucuna ben katılmam. Yani o adamın yaptığı terbiyesizliklerde kendi başına kalsın yani. Ben çok da sevmiyorum o adamı. Yani benim bildiğim kadarıyla kurgu değildi benim diyorsun. Benim bildiğim kadarıyla değildi abi. Ama o ortamda bulunup da böyle düşünüyorsan bence de değildir yani. Yani abi sonuçta senin orada şeflerin var ve şeflerine karşı bir saygı tabii göstermen lazım. Göstermiyorsan da adamın en başında dediği şey yani burası bir mutfak. Okey sen kameraların karşısındasın ama burası bir mutfak. Sen mutfakta şefine öyle davranamazsın. Davranamazsın. İşten atarlar tabii, yani. Tabii davranamazsın. Doğru. Bana yalan söylediler. Abi çok heyecanlıyım. Programın adı. Bana yalan söyle. Şimdi MasterChef dedik, jüri dedik. Murat'tan bahsettik biraz. MasterChef'i hak ederek, yani alnımın teriyle kazandım diyebilir misin? Derim abi. Evet mi? Evet. Evet. Buna da canı gönülden abi çünkü ben sana böyle bir şey söyleyeyim. MasterChef siz televizyonun karşısında gördüğünüz gibi değildi aslında. Biz orada 16-17 saat çekim yapıyorduk. Eve gittiğimde ben sabah gidersem markete uğruyordum abi. Malzeme alıyordum, evde deneme yapıyordum. Acaba bu çıkabilir mi? Başka ülkelerde MasterChef'lerde bunlar olmuş, bunlar çıkabilir mi karşımıza diye. Ben abi MasterChef'in ilk haftasından son haftasına kadar faturalarım vardır evde, inanmayanlara gösteririm. 12.200 lira para harcamışım abi sadece gıdaya. Sen evde deneyesin diye. Evde deneye 12 yap bin. Çöpe at, yap tadına bak, güzel olmuş tarifini yaz, illa kullanırsın dediğim bir şey. Bir de o sırada çalışmıyorsun değil çalışmıyorsun, mi? Biriktirdiğin hı-hı paralardan yiyorsun. O çok sıkıntıydı yani. Yani azimle... Koşan duvara kafa atar derler. Evet. Bunun sonucunu da gördük. Uğur şampiyon oldu. Çok şükür. Ne saçma bir şeydir bu, bağladın beni buraya sinir. Konuşamıyorum abi, çok stresli bir şey. Parmağıma taktım böyle bir şeyler. Şimdi MasterChef'te bir de Mehmet abi var. Öyle herkesin çok sevdiği. Çok tatlı adam. Ekranda da böyle ben de bazen denk geliyorum. Sen efendisin falan yapmışım. Buradan bok atıyormuşum Mehmet abi. Şimdi anlayacağız şimdi Mehmet abi hakkında ne düşündüğünü. Mehmet abi sence gerçekten ekranda gördüğümüz gibi samimi ve içten biri evet mi? Evet abi.
Bunu eminim herkes merak ediyordur. Doğru. Ben yemin ederim ben bu kadar doğru söylediğimi bilsem var ya üf. Aslında... Ama Mehmet abinin böyle bir huyu var. Gerçekten doğuyu yansıtan bir adam. O doğunun kültürünü, doğunun misafirperverliğini, işte insanların gerçekten böyle hoşgörülü olduğunu gerçekten yansıtan bir. Ben yarışmada en çok sevdiğim adamdır Mehmet abi yani. Ekranda da aslında onu çok çok tatlı bir adam. Biz çok de bence gördük kibar. Yani ondan. Peki MasterChef'te torpil var mı sence? Adam yok. Kayırmaca, torpil falan o bence şeyler. Yok. Yok. Ona bakalım. Allah Allah, ben şaşırıyorum açıkçası. Yani niye şaşırıyorum? Böyle şeylerde insan hani bekliyor böyle işte acaba kurgu vardır, torpil vardır falan. Ben televizyona ilk girdiğimde işte acun.com'dan yaptım başvurumu ben de herkes gibi. İşte girdiğimde dedim ki ben birinci olamam. Yani %100 biri şey yapıyordur. Yani birinci bellidir belki. Tabii tabii tabii. Ben birinci oldum abi. 3 gün uyuyamadım evde. Acaba beni Arjun abi daha önceden tanıyor muydu? Veya şöyle. Ama öyle değil. Gerçekten televizyon öyle değil. Hani insanların gördüğü o pembe bulutlar değil televizyon. Televizyonun arkasında büyük bir prodüksiyon var. Sizinle vakit geçiren ekipten arkadaşlarınız oluyor. Yani kimse, gerçekten kimse kimseyi kayırmıyor yani. Yo, böyle olması güzel. Yani hak eden birisinin evet. Kazanması çok güzel. Peki MasterChef'te şimdi şampiyon oldun. Prim için hiç kavga ettin mi biriyle? Yok. Hayır. Açık yalan mı söylesem? Ne yapsam artık ya? Bu da yani biraz yalan söyle. Programın ismi bana yalan söyle. Tamam. Ne bu? Doğrucu. Tamam söyleyeceğim söz. Böyle olmaz söz söyleyeceğim yani. Yemin ederim. Tamam. Şimdi soru geliyor. Bak bütün yalanlar çıkıyor ortaya. Sevmediğin yarışmacı var mıydı peki? Asla yok. Hayır, yok. Bu ara abi olmadı kim? Mı? Kim? Abi kim? Hakan. Şöyle Kerem. Söyleyeyim. En sevmediğin yarışmacı diyeyim. Kim mesela, kimdi? Hakan'la Kerem'dir abi. Hakan'la Kerem. O zaman şöyle söyleyeyim. Bir de onların bir grubu vardı. Böyle Burcu. Üçlü. Hakan, Kerem, Burcu. Bu üçlüyü seviyor musun? Hayır. Bu da doğru çıktı. Niye abi? Abi çünkü onlar yarışmanın içinde kendilerine böyle bir şey oluşturabileceklerini sandılar böyle. Hep yarışmalarda takım olduklarında böyle Uğur'u yollayabiliriz, Uğur'u yollayabiliriz oldu. En çok eleme potasına çıkan da benim. En çok kaptanlığı alan da benim. O yüzden yani yapamadılar. Yapamadılar. Avuçlarını yaladılar kısacası. Her şey açık açık konuşuyoruz madem. Onlar benim işte o Burcu'nun kendi işte YouTube sayfasında bana salladılar. Ben bir şey demedim. Ama işte gören görüyor abi ya. Onlar anca oradan artık sallasınlar yani. Hani böyle 3-5 kişinin izlediği, asla küçümsemiyorum kimseyi ama 3-5 kişinin izlediği sayfada bana sallıyorsun. Ben sana en küçük bir şey dediğimde beni telefonla arıyorsun. Ya işte şöyle oldu, ya işte böyle oldu. Şimdi bana bir story at, özür dile. Niye story atayım özür dileyim? Yani niye atayım yani? Ben sana prim vermiyorum diye mi kıskanıyorsun yani yarışmadan sonra? Tamam yarışmadayken verdin primini abi, oynasaydın o zaman sen de olsaydın şampiyon. Sen aslında şampiyon olarak herkese en iyi cevabı vermiş oldun. Aynen öyle abi, bence de. Çok şükür anımızın akıyla çıktık orada. İlginç bir soru gelmiş. MasterChef All Star yapılırsa katılır mı demişler. Evet. Çok dedektörlük bir soru değil ama ben yine sorayım. Evet. Birinci de çıkarım diye düşünüyorum abi. Yani. Vay. Yani birinci çıkamasam bile son dörde kalırım. Niye mesela artık işi biliyorum diye mi birinci olurum diyorsun? Hayır, belki böyle bir şey olabilir. Hani birinci, şimdi ben oldum. All Star'da bir tane daha %100 birinci olur. Belki ikimiz aramızda kapışırız. Belki ben yaptığım hatadan dolayı, belki ya da onun yaptığı üstünlükten dolayı o birinci gelebilir. Bükemedim bile öpeceksin derler bizim orada. Ama zorlarım diyorsun. Zorlarım abi. Delerim yani o duvarı. Çok gaza geldim, yalan makinesine bağladılar beni. Bakalım All Star gelirse. İnşallah abi ya. Çok istiyorum. Şimdi Survivor'la ilgili de soru gelmiş. Herhalde konuşulan da bir şey. Survivor'a çağırsalar gider misin? Gitmem. Hayır. Aa. Niye? Abi ben buna karşı olan bir adamım. MasterChef'e çıktın. Evet. Şampiyon oldun. Survivor'a gittin. Ben orada şampiyon olamam. Çünkü gerçekten çok iyi sporcular var. Farz et ki orada da şampiyon oldun. Adamlar sana der ki o sese ne zaman çıkıyorsun? Ya da başka bir yarışmaya ne zaman çıkıyorsun? Aslında yani doğru. Benim dalım mutfak. Ben aşçıyım. Okey, YouTube'da yaptığım içerikler vesaire çoğunda yemek var. Ama hani şey değil abi. Hani ben Survivor'a gideyim, olmadı başka bir yarışmaya tekrar gideyim. Eğlenmek için yarışmaya katılırım. Kendimi eğlendirmek için.
Ama başka bir türlü katılmam yani. Benim yerim mutfakta. İddialı bir mutfakta iyiyim diyorsun. Ben mutfakta aynen. yürürüm diyorsun. Aynen. Herkes bir de çok aslında... güzel sesim vardı. Yani. Onu çok severim kendim. Evet, az önce ben bilgisayarı kurarken bir iki gitarla şey yaptı. Güzel sesi varmış. Onu. Evet. Şarkım çıkacak yakında. Sen de yap. Yemin ederim çıkartacağım. Bütün YouTuber'lar şarkı yapıyor. Bak yemin yapıyor. Ederim çıkartacağım. Sen de yap. Yap yap. Adı da Menemen olacak abi. Menemen. Bak %100. Sözleri? Var abi. İki yumurta kırdım. Yok. Doğradım domatesi. Eve gidiyorum. Ha öyle değil. Güzel 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 bir rap parçası yapacağım abi. Çok güzel. Sen de mi rap yapacaksın? Yapacağım abi. Rap yapan parayı buluyor. Ben de yapayım, ben de bu. Yeter abi. Rap mi, trap mi? Abi yani trap zencilerin işi. Neyse, burada hiç rap'e girmeyelim. Tamam. Zaten rap dünyası böyle bir allak bullak. Herkes birbirine herkes saldırıyor. Herkes beni bekliyor. Ben bir gireceğim abi. Sen de herkese ne dışarı... Norm Ender kalacak, ne Ezel kalacak, ne Fero kalacak. Oo. Ben çok fena gireceğim. Kaç izlendi? 3000. Yok yok, güzel gireceğim abi. Hepsine dis mi atacaksın? Yok abi, neyine dis atacağım ya? Yani. Ama şey yap demiyorum. Sesin güzel. Herkes yapıyor, sen de yap yani. Yapayım abi, herkes yapıyor zaten. Aynen. Herkes üst duvara tırmanıyor. Uğur da duvarsın. Senin YouTube kanalın var bir de. Evet. Takipçilerini seviyor musun? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten seviyorum. Bakalım hemen. Evet. Sebebini sana söyleyeyim mi abi? Söyle. Çünkü şimdi YouTube'da bir kitlen olduğunda gerçekten seni sahiplenen bir kitle oluyor. Yani diğer sosyal medya mecraları gibi değil. Gerçekten YouTube'a video attığında yorum yazıyorlar sana, bir şeyler yapıyorlar. Evet. Gerçekten videoyu öyle, bekliyorlar evet, mesela. Evet, videoyu bekliyorlar. YouTube'a para kazanmak için mi girdin? Bütün fenomenlere sorduğumuz bir soru. Bazıları hayır falan diyor. Bakalım sen ne diyeceksin? YouTube'a para kazanmak için mi girdin? Evet. Yani evet dedikten sonra dedektöre çok bakmaya gerek yok. Açık sebebini açık sana şöyle söyleyeyim abi. Abi her cümlenin sonunda sebebini sana şöyle söyleyeyim. Bak böyle bir şey var. Sakin olun. YouTube'a giren adam para kazanmıyorum, para kazanmak için girmedim diyorsa yalandır abi. Bak Reymen'inden Berkcan'ına, Enes'inden Orkun'una, işte aklına hangi YouTuber geliyorsa hepsi para kazanmak şok, için. Şok şok şok. Bütün fenomenlere saydırdı. Hayır abi, saydırma değil. Sonuçta bu iş senin mesleğin değil mi abi? Katılıyorum. Sen bundan reklam alıp para kazanmıyor musun? Aynen. Babanın hayrına yapıp YouTube'a video attığında reklamsız mı giriyorsun? Reklamsız girmiyorsan... Ya orada girmesen bile senin popülariten artıyor. Aynen. Başka işler geliyor. Aynen. Reklam başka markalar geliyor, senin işbirliği yapmak istiyor. O geliyor, bu geliyor. O zaman para almadan yap işbirliği de görelim ne kadar YouTube'u sevdiğini. YouTube'u sevdiği için değil, YouTube'dan para kazanmayı sevdiği için yapan YouTuber'lar var. Laps. Yani bu birazcık acımasız oldu ama öyle abi. Evet. Çok çok. Ben öyle şeyleri beceremiyorum ama güzel bir başlık yazarım ben şimdi ona. Bütün YouTuber'lara saydırdı falan demişim. YouTuber'lara sallayan MasterChef Uğur ölümden döndü. Evet. Şimdi çok sert bir soru gelecek. Gel. Sevmediğin müşteriye hiç kötü yemek verdin mi? Hayır. Abi verdim. Şimdi bak böyle bir şey oldu. Sana hikayeyi anlatıyorum. Abi bunu anlat ya. Bence şimdi. Millet bu sefer ya gelip... Çok kötü ya. Çalıştığın yerde abi yemek bak, yemez insanlar. Bak şimdi böyle bir şey var. Yemek gönderdik masaya. Dediler ki ben bu eti dedi, et istedi misafir. Dediler ki ben bu eti blue pişmiş istiyorum. Yani sadece çok az, içi çiğ kalacak tamamen. Hı hı. Sadece üstü de altıda şey olacak. Hani çok azıcık bir ısınacak ya. Çok azıcık öyle bir siyahlaşacak. Abi masaya gittim. İşte etinizi nasıl beğendiniz? Çünkü hani blue az pişmiş ya da az orta pişmiş etleri yiyen insanlar genelde gerçekten eti anlayan insanlar. Abi bu adam eti yedi, böyle yaptı. Bu et dedi orta pişmiş. Yemin ediyorum bir etten o kadar emin olabildim yani hani. Bu et gerçekten blue pişmiş deyip de masaya gönderdim. Peki beyefendi dedim, hani başka bir şey istiyorsanız et yerine başka bir şey de yapabiliriz. Yok ben bu etin aynısını istiyorum dedi. Abi ben 15-20 saniye falan tutmuştum arkalı önlü o eti. Abi bu kez 10 saniye tuttum. Yemin ederim saniyede tuttum. Abi tuttum masaya götürdüm. Bu et dedi orta iyi pişmiş. Abi dedim hani et orta iyi pişmiş ama bu kadar kalın bonfile. Oha. Yani şimdi ben... Tekrar mutfağa gönderdi. Aşçı tekrar değilim. Mutfağa gönderdi. Burada ben şey anlıyorum seni çok yani. Bak aşçı olmama rağmen ben kendim steak pişiririm mesela evde falan. 10 saniye pişirdiğin ete öyle demesi hakikaten. Bak şimdi. Gıcıklık yapmaya geldiği belli. Önünde belli kız zaten. Var. Kızın yanında işte. Ha, ben biliyorum. Yani ben biliyorum yapıyor. Ondan sonra abi diğer tarafına dediler. Beyefendi dedim hani biz eti pişirmeyi bilmiyoruz. Özür dileriz bu bizim eksiğimiz. Hesabınızı ben ödeyeyim.
hani başka bir şey istiyorsanız doyurmak için size hani başka bir şey de gönderebilir. Tamam dedi, ben dedi bonfile istiyorum. Ama bu kez dedi orta yiyip pişmiş. Ve önündeki et zaten orta. Sen ona az önce kendisi demedin mi orta yiyip pişmiş? Ondan sonra abi işte aşağı indim abi, bir daha et attım, bir daha yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ondan sonra da kötü bir şekilde yolladım abi. Anlatmayayım, gerçekten çok kötü yolladım. Yani hak etmiş. Şimdi hak etti abi yani. Yani her sektörde, şimdi, her evet, meslekte. Her müşteri her zaman haklıdır psikolojisiyle biz büyütüldük. Ben turizm otelcilik lisesinden gelmeyeyim ben. Üniversitede turizm otel işletmeciliği bitirdim. Turizm otel işletmeciliğinin lisesinde okudum yani. Hani, evet. Evet, temelden geldim. Hem okudum hem çalıştım. Aynı zamanda abi, baba dede mesleği diyorsun. Yani, dede mesleği diyorsun. Evet. O şey ayıptır ya. Sonuçta ben aşçıyım, tamam bana söylersin ben alınmam, ama belki sen o lafı başkasına söylediğinde o adamın mesleğinden ne dersin yani. Çalıştığı yerde attırırsın belki patronundan dolayı. YouTube'dan bahsettik. Sevmediğin YouTuber var mı senin? Var. Varmış. Kim olduğunu söylemek ister misin? Ya kim olduğunu söylememe gerek yok. Ama böyle bir şey söyleyeyim abi sana. Yani ailem, canım deyip başkalarının içeriklerini çalıp Türkiye'de izletmek isteyen YouTuber tayfa var ya. Hı hı. Bir tane değil ha bu. Gerçekten bir tane değil yani. Ben bu lafı diyorum diye Enes'e de sallıyor diye kimse anlamasın. Enes'i gerçekten çok severim. Ama başka içerikleri de çalıp Enes'in üstüne de gelen tayfaya da söylüyorum bunu. Hani siz ya, işinizi gerçekten düzgün yapıyorsanız yapın. Yapmıyorsanız başka içerikleri çalıyorsunuz diye 5-10 YouTuber bir araya gelip sadece Enes'e sallamayın. Lafım hem Enes'e hem anlayana. Bak Enes çocuk abi her gün video atıyor ya. Türkiye'nin en büyük kanalı abi, saygı duyacaksın. Kimse kusura bakmasın. Aynen. Duymuyorsan da affedersin de ezerler abi. Çünkü adamın gücü var. Adam YouTube'da güçlü. Oynuyorsan oyna. Bak ben Enes'e de sallarım. Brayman'e de sallarım. Ona da sallarım. Ne oldu? Kapıdan gelip kavga mı edeceğiz? Yok. Ama saygıdır abi. Bu adamın gerçekten bu dalda olduğunu belli ediyor. O yüzden yani sevmediğim YouTuber gerçekten hani 6-7 tane kafe isim var ya. O 6-7 tane kafe isimler dördünü sevmiyorumdur abi. Az çok kim oldukları yani anlaşıldı zaten. İçerik çalma konusunda çok fazla şey yapmak istemiyorum ama çalmayan yok. Ben şimdi bakıyorum mesela birileri birilerini suçluyor. Diğerleri de içerik çalıyor. Onun da çalıntı içerikleri ortaya çıkıyor. Hep böyle bir şey var. Yani senin yaptığın, mesela sen bir şey yapıyorsun evet, ama başkasını da onu yaptığı için suçluyorsun aynı şeyi yaptığı sana için. Sana böyle bir şey söyleyeyim abi. Bunun mantığı nedir ben anlamıyorum yani. Ben bir format çektim. Aha. 10 saat pişirdik diye. Bak benden sonra kaç kişi çekmiş. Benim kanalım 140 bin abonelik kanal. Benim içeriğimi bile çalıyorsun. O içerik benim kendi içeriğim değil ha. Bana şefim dedi, gel dedi, yapalım dedi. Yapalım şef dedim, Dubai'deydim. Bir eti 10 saat zaten pişiriyoruz biz. Videoya çekelim dedi. Restorandaki etler nasıl pişiriliyor diye. Hangi bu yemek o bu arada? Asado abi. Asado. Dana kaburga. Hmm. Atıyorsun fırına, gerçekten 10 saat pişiyor. Kaburga mı diyecektim yani, zaten. Kaburga çok pişen bir. Yani öyle ama yani onu bile çalıyorlar abi ya. Benim anlamadığım nokta mesela adam kendisi çalıyor, başkasının da çaldığı için suçlu. E sen de çalmışsın. Böyle bir şey yapabilirsin abi. Ben bu işten feyiz aldım. Farklı olarak üstüne bunu ekledim, daha iyi oldu. Çok güzel bir soru daha var. Şimdi annen sen yarışırken sana müdahale etti mi hiç? Oho, evet etti. Anne seni seviyorum. Etmiş. Annem vallahi çok seviyorum da kadıncağız kafayı yiyordu. MasterChef sayfası 260-270 bin büyük bir sayfa Instagram'da. Abi oraya atılan yorumlara bile annem gidip sizin ananız babanız yok mu? Terbiyesiz çocuklar yazıyordu abi ya. Gelen soruların birçoğunda şu var. Sevgilin var mı? Bu arada sevgiliyle ilgili çok özel sorular falan da gelmiş. Sevgilin var mı? Yok abi. Kim? Kim? Abi yakında görürsünüz ya. Öyle mi? Evet evet. Bakalım göreceğiz. Ben biliyorum gibi de bakalım. Sevgilin var mı? Yok dedi. Şok şok şok. Yalanın böylesi. Yalanın böylesi. Evet. Programımızın sonuna geldik. Evet. Artık sevgiline nasıl bakarsın bilmiyorum. Sevgilinin suratına bakamam. Burada var olduğunu... Şey sana ya, bir şey söyleyeyim, ben böyle format görmedim ya. Ben çok terledim. Beni yatırmasa ya. Bağlak ablaları sabaha kadar doğruyu söyletir. Sabahtan akşama kadar. Amacımız bu zaten. İnsanın içini dışına çıkarıyorsun falan.
Evet arkadaşlar, bir formatın daha sonuna geldik. Görüşürüz. Zaten ben de şey isteyecektim. Videoyu ben konuklardan kapatmalarını rica ediyorum. Aa. Sen kendi, evet kendi kendine hemen kapatmış da oldun. Tamam, ben videoyu kapatacağım. Bir dakika, şimdi bir daha kapatacağım. Ben öyle bilmiyordum. Arkadaşlar ben Deniz Uğur Kardeş. Bugün yalan makinesine ben bağlandım. Bağlanmaz olaydım. Küçük kirli çamaşırlarım ortaya çıktı. Kendinize iyi bakın. Benim kanala gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşemediler. Yalan makinesinden sonra Uğur eve gitti. Sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.